Merhaba, ben Fehmi Samancı, İstanbul Culinary Institute eğitmen şefiyim. Bugün size Haziran menümüzde bulunan kılıç balığını yapacağız. Mevsim dolayısıyla çok fazla balık tercihimiz olmadığı halde güzel bir kılıç balığı bulduk ve bunu menümüze koymaya karar verdik. Bugün de size avokado salatası eşliğinde kılıç şiş yapacağız. Evet, malzemelerimiz kılıç balığı, defne yaprağı, çeri domates, kırmızı biber, lime, kişniş, taze kişniş, avokado, domates, kırmızı soğan, limon ve çeşitli yeşillikler. Önce şişlerimizi hazırlayacağız. Onun için biberlerimi doğruyorum, biberi doğruyorum. Sebzeleri doğrarken seramik bir bıçak kullanırsanız kararmasını engellersiniz. O yüzden ben de seramik bir bıçakla çalışacağım. Çekirdeklerini çıkartıyoruz. İçindeki beyaz kısımları da çıkartacağım. Kısımları yemek istemediğimiz. Şimdi bunları sırayla şişe geçireceğim. Bir tane kırmızı biber koyuyorum. Bir tane defne yaprağı. Bir tane balık. Bir tane çeri domates oraya. Hem renk olarak güzel oldu, hem de bütün bu taktığımız şeyler kılıç balığına lezzet verecek. Defne yaprağı da taze bulabilirseniz, ki İstanbul'da bulunmak çok kolay. Hemen hemen her bahçede bir defne ağacı vardır. Oradan taze taze koparıp kullanabilirsiniz. Yine limon güzel hafif asitli bir tat verecek. Bu şekilde pişireceğiz. Evet, şimdi avokado salatamızı yapacağız. Bunun için avokadoyu değişik bir şekilde doğrayacağım. Dediğim gibi yine seramik bir bıçak kullanıyorum. Avokado çok çabuk kararan bir şey. Minimum kararması için. Direkt soymayacağım. Önce şu şekilde kesiyorum. Sonra çevirerek çıkartıyorum. Sonra da çekirdeğini de çıkarmak için bıçağımı saplayıp çevirerek çekirdeğini çıkartıyorum. Çekirdeğini de atmayın. Avokadolarını beraber koyacağız. Çekirdek de kararmasını engelliyor avokado. Sonra bıçağımla burada kesiyorum kabuğunu soymadan. Küp şeklinde kesiyorum. Ve son olarak da etrafında. Karıştırma kabına döküyorum. Şimdi seni de yapayım. Elinize dikkat edin tabii, elinizi de kesmeyin.
vereceğiniz şey avokadoyu ne çok sert olacak ne çok yumuşak olacak. Tam ikisinin arası. Eğer aldığınızda çok sertse bir gazete kağıdına sarıp bekletebilirsiniz. Bir gün yumuşayacaktır avokadolar. Çok yumuşak alırsanız da ezerek güzel bir guacamole yapabilirsiniz. Evet, şimdi bu salatanın içine domatesleri koyacağım. Domateslerin kabuğunu soymadan kullanacağız. Soğan doğrarken de dikkat edeceğimiz şey soğanın kök kısmını kesmemek. Diğer saf kısmını sadece kesiyorum. Bu şekilde. Sonra büyük bir soğan, o yüzden sadece yarısını kullanacağım. Ortadan ikiye böldüm. Soyuyorum kabuğunu. Kırmızı soğan kullanmamızın sebebi daha hoş bir tadında olması, daha yumuşak bir tadında olması normal soğana göre. Şimdi önce şu şekilde bıçağımı tutup kapta yaparak sol elimi de üstte koyup kesilmeyecek şekilde köke kadar kesiyorum. Ama kökünü kesmiyorum. Böylelikle soğan dağılmıyor. Çok daha rahat kesebileceğiz. Eşit küpler yapacağız. Şimdi kendime doğru çevirdim. Bu sefer de yine bıçağımın ucuyla istediğim büyüklükte küpler kesiyorum. Bakın soğan hala bir bütün dağılmadı. Son olarak da bu şekilde kestiğim zaman hepsi birbirine eşit güzel soğan parçalarımız oldu.